Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim bir tanelerim. Bu hafta lilyum haftası. Lilyum soğanlarımızı ekiyoruz. Benim lilyum soğanlarım oldukça şöyle yeşerdiler, boylandılar. Onları açıp geçtikten sonra bahçem lilyumsuz kalmasın diye A101'den ben de sizler gibi soğanlar aldım. Bakın. Bunlar beyaz lilyumlar canlarım. Şimdi bu beyaz lilyumlarımızı ekeceğiz ama ekmeden önce toprağımı da anlatayım. Geçen yıldan bunda toprağım vardı. Bunda lilyum üretiyorum çünkü. Daha önceki yıl pembe lilyum varmış. Şimdi Allah nasip kısmet ederse beyaz lilyum olacak. Geçen yıldan toprağım vardı. Onun üzerine canım takipçilerim hazır aldığım torfunu ve biraz da inşaat kumu koydum. Karıştırdım. Şimdi bunun üstüne biraz daha böyle hayvan gübresi de koyalım. Saksım oldukça büyük saksı. Bunu 6 tane ekeceğim. Açtığı zaman hepsi toplu şekilde güzel duruyorlar. Şöyle büyük olduğu için 2 dolu kürek. Yanmış hayvan gübresi kattım. Şöyle biraz daha koyayım. Oldukça karıştıralım. Tüm toprağımız karışsın birbirine. Eski toprağımız, yeni toprağımız, hayvan gübremiz. Bakın canlar, bunun en altında 2-3 senelik toprağım vardı. Karşınızda gösteriyorum. Hiçbir şekilde ne solucan ne farklı bir hayvan, hiçbir şey olmuyor topraklarımda. Topraklarımı güzel ve kaliteli kullanmaya çalışıyorum. Şimdi yalnız bunun birazını alayım. Karıştırdık toprağımızı. Biraz masamızın üzerine batıracağız. Bugün de oldukça havamız da kapalı. Şöyle altı da güzelce karışsın. Biraz daha alalım. Bakın canlar, oldukça güzel kabarık toprağımız var. Karıştırdık şimdi bir taneleri. Bakın. Şurasında küf oluşmuş. Bunu kesinlikle ekmeyeceğiz, o küflü yerine. Onu alıyoruz. O şekilde eksek de bunlar çürüyecekler içinde. Küflü olan tarafını aldık. Çok az şu gereksiz uzun köklerini de kestim. Kesmeden de ekebilirsiniz. Bakın bir taneleri. Şimdi bir taneyi böyle koyduk. Bakın bunda da böyle. Çok gereksiz kötü olanlarını şöyle aldık. Canlarım, bunlardan bile üretim yapabiliriz. Yani bunları ayrı yere yine atmayacağım, ekeceğim. Şöyle. Şu büyükleri arkaya ekelim. Hepsi, gerçi bunların hepsi büyük. Bakın. Kötü görünümlerini aldık. Böyle ekiyoruz. Koyduk. Bunda kurumuş görüntü var ama küf falan yok. Biraz şu eski köklerinden alalım. Yeni kökleri zaten güzel olacak. Güzel yeni kökler yetiştirecektir. Bunda da uzun. Şöyle biraz kısaltalım. Şunu da buradan alalım. Şöyle. Bunu da koyalım. Şuraya da bir tane daha ekelim. Bakın canım. Şimdi bunu da ekelim. Bir saksıya 6 tane ektik.
Toprağımızın yarısını çıkardık. Saksının yarısına soğanlarımızı koyduk. Üstünü kapatacağız. Üstünü kapatırken filizlerini fazla hırpalamayacağız. Hani üstünü böyle gelişigüzel kapatacağız bir tane ellerim. Yaklaşık 8-9 santim kadar örteceğiz üzerlerine. Bunlar yani büyük dilim soğanları. Onun için 9-10 santim üstünü örtmemiz lazım. Toprağımızı da örttük. Allah sağlıkla, sıhhatle lilyum soğanlarımızı filizlensin. Canım takipçilerim, bunlar beyaz lilyumlar. Beyaz lilyum gelin çiçeği de derler. Saflığı ve temizliği ifade eder beyaz zambak. Kokusu da harika olur. Bunların kasaplanka olanları var. Müthiş güzel kokar ama bunlar da yine kokulu oluyor. Daha önce de aldım. Yani bunlar da şeyin Asyalilerin soğanları, oldukça güzel ve sağlıklı soğanları üretiyorlar. Bunlar da oldukça güzel. Sağlıklı çıkacaklar. Şimdi can sularını verelim. Mutlaka sulamamız lazım. Bakın kardeşlerim, şimdi böyle bolca sulayacağız. Soğanlarımız zaten hani çabuk ekmediğim için hafif kuruyor gibi olmuşlar. Bu yeterli değil. Biraz daha alayım. Buraya da oldukça çok soğan dişleri ayırdım ekerken. Bunları da bir tanelerim akmayacağım. Seralara ekeceğim. Kapalı ya da mesela bakın böyle ekebilirsiniz. Mesela böyle ayırdığınız soğanlar varsa, soğan dişleri. Bu şekilde ben şimdi üst yaprakları biraz böyle kuru diye ayırdım. Üst dişlerini. Ama bunlar da oldukça güzel kökleniyorlar bir tanelerim. Eğer siz lilyum dişli soğanlarınızı ektiyseniz tabi böyle dişleriniz olmayacak şimdi. Ama sonbaharda bu şekilde soğan dişlerinden de üretimler yapabiliyoruz. Şimdi bolca ıslayalım. Benim burada 25 tane daha yaprağım çıktı. Bunlarla da bu şekilde üretim yapmış olacağız. Buna da ekelim. Bakın. Soğan dişlerimizin kopardığımız yerleri alta gelecek. Sivri olan yerleri üstlere gelecek. Bazılarını sere yapacağım. Şimdi bunu da bu şekilde toprağı kurudukça hafif hafif sulayacağım. Diğer saksılarımızın arasına koyacağım. Aklımıza geldikçe sulayacağız. Ama tabii bu yavru oldukları için aşırı derecede de sulamaktan da kaçınacağız. Yaklaşık bu da 1-1,5 içinde soğanlar üretecektir. Köklenip soğanları üretmeye başlayacaklar. Şimdi canlarım, dilim soğanlarımızı ektik. Allah sağlıkla yeşerip bize güzel güzel çiçekler açmayı nasip etsin. Güneşe koyacağım. Çok dilim videosu paylaştım biliyorsunuz artık. Üretimleri hakkında da videolarım var. Onları da izleyebilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın, çiçekli kalın.